Isınma hareketleri metni cevapları ve soruları Gizem Yayıncılık 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 176, 177, 178, 179, 180, 181. Sağlık ve spor, ısınma hareketleri metni cevapları 1. Etkinlik 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 175 cevabı. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Spor yaparken nasıl kıyafetler giyiyorsunuz? Cevap, spor yaparken esnek ve rahat kıyafetler giyiyorum. Oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde oyuna başlamadan önce birkaç tur koşmanızın, bazı esneme hareketleri yapmanızın nedeni ne olabilir? Cevap, bu hareketleri yaparak vücudumuzu ısıtmış ve esnetmiş oluruz. Bu sayede herhangi bir sakatlanmayı önlemiş oluruz. B. Sembollerle gösterilen spor dallarının adlarını yazalım. Cevap, İkinci etkinlik ısınma hareketleri, metnini öğretmenimizin söylediği yönergeler doğrultusunda paylaşarak okuma tekniğine uygun olarak okuyalım. Metni okurken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Herkesin duyabileceği bir ses tonuyla okuyalım. Vurgu, tonlama ve telaffuzumuza dikkat edelim. Cevap, ısınma hareketleri, metnini sizler okumalısınız. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 176 cevabı. Isınma hareketleri 20 dakika sonra çok önemli bir basketbol maçı başlayacak. Oyuncular şimdiden sahaya çıkmışlar bile. Kimi sahada koşu yapıyor, kimi potaya şut atıyor. Sizce maçın başlamasına daha 20 dakika varken oyuncular neden sahaya gelmişler? Soyunma odasında dinlenmek varken neden bunca hareketi yapıyorlar? Çünkü ısınıyorlar. Evet, bu sporcular zorlu bir karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaparak kendilerini maça hazırlıyorlar. Spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmanın sayısız yararları vardır. Her şeyden önce ısınma, vücudumuzu ve zihnimizi spora hazırlamada bize yardımcı olur. İkinci aşamada, kollar ve bacaklarımızı fazla zorlamadan gerdirmek gerekir. Bacaklarımızı dizlerimizden kırıp karnımıza doğru yavaşça çekmek ya da dizlerimizi kırmadan öne doğru eğilmek yararlı olabilir. Bu tür hareketleri de yine 5-10 dakika yapmak yeterli olacaktır. Diğer aşamadaysa yapılması planlanan spora uygun, farklı ısınma hareketleri yapılır. Örneğin bir koşucu çok yavaş tempoyla bir süre koşabilir. Basketbolcular top sürerek potaya birkaç atış yapabilir ya da yüzücüler havuzda yine çok yavaş tempoyla yüzebilirler. Isınma hareketleri sayesinde, yapmak istediğimiz zorlu spor etkinliklerini daha kolay yapabiliriz. Ayrıca kaslarımıza yüklendiğimizde, onları. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 177 cevabı. Önceden buna hazırladığımız için sakatlanma olasılığımız da daha düşük olur. Isınmadan spor yapmaya başladığımızda, kaslar sert olduklarından, zarar görme olasılıkları çok yüksektir. Isınmaya en kolay ve en az yorucu hareketlerle başlamak gerekir. İlk olarak tüm sporcuların yapabileceği genel ısınma hareketleriyle işe başlayabiliriz. Boynumuzu, omuzlarımızı, kollarımızı ve bacaklarımızı çevirebilir, hafif hafif yerimizde koşabilir ya da kendimizi zorlamadan zıplayabiliriz. Bu genel ısınmanın 5-10 dakika kadar sürmesi yeterlidir. Son aşamadaysa iyice ısınan kaslara biraz daha zorlayıcı gerdirme hareketleri yaptırmak gelir. Ancak bu gerdirme aşamasında yeterince dikkatli hareket edilmezse sakatlanmalar olabilir. Bu nedenle bu aşama daha çok deneyimli sporcularca ya da bir antrenör gözetiminde uygulanır. Bütün bu aşamaları tamamlayanlar yapacakları spora tam olarak hazır hale gelirler. Isınmanın tüm bu aşamaları, genel olarak vücudun her bölgesinin ısınmasını ve kasların fazla zorlanmamasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. 3. Etkinlik 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 178 cevabı. A. Aşağıdaki kelimelerin sözlükteki anlamlarını Türkçe sözlükten bularak yazalım. Cevap. Saha, alan. Kas, insanlarda ve hayvanlarda, kasılarak ya da açılarak vücudun her türlü devinimini sağlayan, tellerden oluşan organ ve bu organın telsi dokusu. Antrenör, B. Aşağıdaki cümleleri saha, kas ve antrenör kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlayalım. Cevap, bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan kimse.
Kaslarımızın zarar görmemesi için spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmalıyız. Gerdirme gibi daha zorlayıcı hareketler antrenör gözetiminde yapılmalıdır. Isınmak için sahanın çevresinde hafif tempoda koşabiliriz. 4. Etkinlik A. Aşağıdaki hareketlerin ısınmanın hangi aşamasında yapıldığını yazalım. Cevap 3. Yapılması planlanan sporun türüne göre ısınma hareketleri yapılır. 1. En kolay ve en az yorucu hareketler yapılır. Bu aşamada genel ısınma hareketlerine yer verilir. 4. İyice ısınan kaslara biraz daha zorlayıcı gerdirme hareketleri yaptırılır. 2. Kollar ve bacaklar fazla zorlamadan gerdirilir. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 179 Cevabı B. Aşağıdaki soruların metne göre cevaplarını yazalım. Basketbol maçı ne zaman başlayacak? Cevap, 20 dakika sonra başlayacak. Oyuncular, maç başlamadan önce ne yapıyorlar? Cevap, oyuncular, maç başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyor. Oyuncular, karşılaşma öncesi niçin ısınma hareketleri yapıyorlar? Cevap, oyuncular, karşılaşma öncesi vücutlarını yarışma için hazırlamak, başarılı olmak ve kaslarını daha iyi kullanmak için ısınma hareketleri yapıyorlar. Isınma hareketlerinin çok önemi vardır. Vücudu hazırlamak ve daha rahat hareket ederek başarıya ulaşmak, bunların başında gelir. Aynı zamanda kalp ağrısı ve nefes gibi zorluklar çekmememiz için önemlidir. Oyuncular, ısınma hareketlerini nerede yapıyorlar? Cevap, oyuncular, ısınma hareketlerini sahada yapıyorlar. Isınmaya nasıl hareketlerle başlamak gerekir? Cevap, en kolay ve en az yorucu hareketler yapılır. Bu aşamada genel ısınma hareketlerine yer verilir. Isınma hareketlerinin son aşaması kimler tarafından yapılmalıdır? Cevap, ısınma hareketlerinin son aşaması antrenör tarafından yapılmalıdır. Çünkü bu hareketler zor olduğu için destek almak gerekir. 5. Etkinlik aşağıdaki cümleleri yapılan hataları düzelterek ve gerekli noktalama işaretlerini koyarak tekrar yazalım. Pazar günü Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Cevap, pazar günü Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye Kupası finali bu yıl Malatya'da yapılacak. Cevap, Türkiye Kupası finali bu yıl Malatya'da yapılacak. Rıza Kaya altın madalya kazanarak hepimizi gururlandırdı. Cevap, Rıza Kaya altın madalya kazanarak hepimizi gururlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı kampa katıldım. Cevap, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açtığı kampa katıldım. Bayan voleybol milli takımımızın kaptanı Eda oldu. Cevap, Bayan voleybol milli takımımızın kaptanı Eda oldu. 6. Etkinlik. Spor yaparken ya da oyun oynarken bir arkadaşımızın kurallara uymak istemediğini düşünelim. Bu sorunu çözmek için neler yapabileceğimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Konuşurken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Görgü kurallarına dikkat edelim. Arkadaşlarımızı saygıyla ve sabırla dinleyelim. Cevap. 7. Etkinlik en sevdiğimiz oyunu aşağıdaki yönergeleri izleyerek tanıtalım. Cevap. Oyunun adı, voleybol. Araç gereçler, voleybol topu ve oynayacak kişiler, varsa araya bir ağ. Oyuncu sayısı, 2 veya daha fazla kişi. Oynanacak yer, varsa saha veya boş bir alan. Oyunun kuralları, oyun bir kişinin servisiyle başlar. Servis atışı topa el içi, kol ya da yumrukla vurularak yapılabilir. Servisle gelen topu karşılayan takım, en fazla 3 vuruşla topu tekrar diğer yarı sahaya göndermek zorundadır. Oyuncular oyun esnasında topa 2 kere üst üste vuramaz. Oyuncular her ne sebeple olsun rakip alana basamaz. Oyuncular topa sabit olarak ellerinde tutamaz. A takımı topu B takımının yarı sahasına ya da saha çizgisine değdirmeyi başarırsa 1 puan kazanır. Ancak A takımının attığı top B takımının sahasının dışına değerse, B takımı 1 puan kazanır. Hiçbir oyuncu topa kalçasından aşağısı ile temas edemez. Topa 3 kereden fazla dokunmak, rakip sahaya basmak, fileyi tutmak, fileye temas etmek, topa kural dışı bir müdahalede bulunmak ya da topu tutmak faul sebebidir. Faullerde top rakibe geçer.
Bir takım 3 set üst üste kazanırsa, maç sona erer. 8. Etkinlik aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Cevap: Doğru, ısınma hareketleri bizi yapacağımız spora hazırlar. Yanlış, ısınma hareketleri yapmaya kollarımızı, bacaklarımızı gerdirerek başlamalıyız. Doğru, spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmak sakatlanma riskini azaltır. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gizem Yayıncılık Sağlık ve Spor sayfa 176, 177, 178, 179, 180, 181 ısınma hareketleri metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.